أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار على جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار صلوات الله وسلامه عليهم وعلينا أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أزلدة وأبدة var olan sonsuz kudretiyle kainatı yaratan rahmetiyle bizleri hidayete ulaştıran lütfuyla, keremiyle bizlere sayısız nimetler bahşeden, alemlerin Rabbi, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberlerin efdali, imamı, alemlere rahmet, iki cihanın serveri, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza Ebel Kası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat, selam, tahiyyatü ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Şu kısa ömrümüzde, şu fani dünya hayatında bizlere rızasını kazanacak bir hayat yaşamayı, iman-ı kamil ve şehadet üzere huzuruna varmayı nasip eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Günahlarımızı meccanen affeyleyin. Razı olduğu kullarından rızasına nail olan sevdikleri, dostları arasına Rabbim cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi nail eylesin diyelim. Bugün malum haliniz Kurban Bayramı'nın 3. gününü idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak alem-i İslam, özellikle de vatanımız, milletimiz, cemiyetimiz ve ailelerimiz ve bizler hakkında Cenab-ı Hak bu günleri ilahi affa, rahmet, mağfirete, yuvalarımızın huzuruna, afiyetine, bedenlerimizin sağlığına, sıhhatine, hastalıklarımızın şifasına, borçlarımızın edasına, birliğimizin, beraberliğimizin devamına, ümmet-i Muhammed'in vahdetine, uhuvvetine, kardeşliğine, huzur ve afiyetine vesile eylesin. Cenab-ı Hak kurbanlarımızı katında kabul eyleyip ilk kanıyla günahı affedilen kullarından eylesin. Bizleri kurbanlarımız ve acizane yaptığımız ibadetlerimizle kendisine kurbiyet elde eden, yaklaşan, kendine yakınlaştırdığı kullarından olmayı Rabbim nasip eylesin diyelim. Değerli cemaat-i müslimin, kıymetli hazirun, bu dersimizde acizane yaratılış gayemiz ve bu gayeye ne kadar yakın ve uzak olduğumuzu beraberce şöyle bir muhasebe etmeye, sorgulamaya, madem kurban Allah'a yaklaşmaktı, biz ne kadar yaklaştık ya da ne kadar uzaklaştık sorularına cevap bulmaya gayret edelim. Cenab-ı Hak bizlerin konuşmalarımızı ihlas ve takva üzere olmasını, tesirini de kalplerimizde
halku icat eyleyerek icabını, gereğini yapmamızı nasip eylesin. Önce şöyle birkaç tane soru etrafında mevzuyu anlamaya ve anlatmaya çalışalım. Soracağımız ilk soru, hani men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu buyurulduğu üzere kişi önce kendini bilirse, kendini tanırsa Rabbini de tanır. Kendini bilen Rabbini bilir ama kendini bilmeyen Rabbini de bilemez. Önce kendimizi tanıyarak, kendimizi şöyle bir bilerek besmele çekelim. Ben kimim sorusuna cevap arayalım. Evet, hakikatte ben kimim? Bu dünyada ne işim var? Beni buraya getiren, beni yaratan, var eden, bana bu gözleri veren ya da sahip olduğumu zannettiğim şeyler ne kadarı bana ait? Yani şöyle bir kendimi tanımaya çalışayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ifadeleri üzere kişi kendini tanırsa, kendini tanıdığı ölçüde Mevla Teala'yı tanır ve Allah'a yaklaşır. Mevla Kur'an'da ne buyuruyor? وَلْيَنْدُورِ insan, İnsan şöyle bir baksın diyor Allah. Yani kim olduğuna, aynada gördüğünün background'una, arka planına, yani o görüntü aynaya yansıyana kadar nerelerden geçtin, hangi evrelerden, kimsin sen ya? Bugün dünya üzerinde 8 milyar insan var. Biraz abes olacak ama Kur'an'da Rabbim öyle buyurduğu için bunu açıkça söyleyelim. Ne diyor Rabbimiz? Hulika min ma'in dafik. İnsan atılmış bir sudan yaratıldı. O suyun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 8 milyar insanın yaratıldığı o suyu, ne kadarlık bir sudan insan yaratıldığını hemen hemen hepimiz biliyoruz. 8 milyar insanın ham maddesi olan o suyu şöyle bir toplayacak olsak, bilmiyorum 10 kiloluk bir kap fazla gelir mi? 8 milyar insanın ham maddesi, mayası, dünyaya geldiği, yaratıldığı su toplasan 10 kiloluk bir kap doldurmaz. 10 kiloluk bir kabın içerisinden İşte sen ne kadar bir yer teşkil edersen ondan yaratıldın Allah diyor. Önce yaratılışını bir bil. Neden yaratıldın sen? Yaratılışını bildin mi sen? Bu aleme seni anne karnında وَالَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَى sizi annelerinizin karnında dilediği gibi şekillendiren, suretinizi çizen, suya resminizi çizer. Suda sizin gibi bir insanın iskeletini, bir sudan gören göz, konuşan dil, işiten kulak, tutan el, yürüyen ayak ve bu organizmayı bir sudan halk eder. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü ve senin hiçliğini, zayıflığını, acizliğini önce bir tanı, önce bir anla. Ben neyim? Ben basit, zayıf, aciz, güçsüz, sudan yaratılan bir varlığım. Hani öyle ben diyorsun ya, egona yeniliyorsun ya, kendini kaftanın üzerinde bir şey zannediyorsun ya, öyle değilsin işte. Sen zayıf, aciz, basit, böyle bir damla bile tutmayacak sudan yaratılan bir varlıksın sen. Hani zengin, kibirli, gururlu, makam sahibi, valinin biri diyor, bir beldeye geldi, tanıyanlar hep ayağa kalktılar karşısında. Fakat köşede bir tanesi hiç istifini bozmamış. Bunun da dikkatini çekti, yaklaştı ona, sen dedi benim kim olduğumu bilmiyor musun? Biliyorum dedi, kimim? Valisin dedi. Bak bak, hem de biliyorsun benim vali olduğumu, bak bu kadar insan ayağa kalktı. Sen niye kalkmadın? Sen kimsin dedi. Yani kimsin ki benim karşımda ayağa kalkmıyorsun? Ben mi dedi? Ben hiçim dedi. Nasıl hiçsin dedi. Bari Bey dedi size bir soru sorsam. Buyur.
Sen şimdi koca bir vilayetin valisisin. Sana yarın teklif etseler, gel seni bu vilayetin milletvekili yapalım. İster misin? Valinin gözleri parıl parıl. İsterim tabii dedim. Peki milletvekili seçildi. Zaman sonra sana gel seni bakan yapalım deseler. İster misin? İsterim tabii dedi. Bakan olduktan sonra gel seni başbakan yapalım. Eski düzenle. Şimdi başkanlık. Seni gel başkan yapalım. İster misin? İsterim tabii dedi. Peki başkan oldun. 7 sene görev yaptın. Görev süren bitti. Sonra dedi ona, yani ne olacağını daha? Vali bir an düşündü. Hiç dedi. Ah dedi, ben senin yıllar sonra gelecek olduğun o makamdayım dedi. Bunun sonu hiçbir. Nice başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı, genelkurmay başkanlığı vaktiyle karşısında insanlar diz çöküyor, ön ilikliyor. Ama emekli olduktan sonra sıradan sen ben gibi. Hele musallaya geldiğinde, hani hocanın biri sordu ya, efendim nasıl bilirsiniz diye, ondan sonra da hadi şimdi namaza, eğer kişi niyetine dedi, arkadan biri bağırdı. Hocam o er değildi, paşaydı. Rütbeler sökülüyor musallaya geldiğinde. Bak hiç oluyorsun. O zaman hiç olduğunu, fani olduğunu, bugün var yarın yoksun, aciz olduğunu, akşam sağlam yattın, sabaha sakat kalkabilir misin? Nice insanlar var tanıdığımız etrafımızda, düne kadar sapasağlam ama bir emboli, bir pıhtı adamın hayatını felç ediyor, yatağa mahkum ediyor mu? Allah muhafaza. Yani ne kadar aciz, zayıf varlık olduğunu anlayabiliyor musun insan? Kendini tanıdın. Ben zavallı, aciz, zayıf ve sonunda ölüme mahkum olan biriyim. Peki, şimdi gel seni bu şekilde yaratan Rabbini tanı. Rabbin adına kurban olduğun, seni yokluk aleminden varlık alemine çıkartan, seni bir damla sudan yaratan, sana bunca nimetleri, güzellikleri, organları, azaları, geceyi, gündüzü, ayı, güneşi, yıldızı, dağları, ovaları, aklına gelecek, gördüğün görmediğin ne varsa hepsini yaratan, yaşatan, yöneten bir Allah Celle Celaluhu. Şimdi sen haddini bildin, ben kulum dedin ve seni yaratan o yüce kudretin varlığını kabul ettin mi? Ha, o zaman bundan sonrası kolay. Haddini bildin mi? Yerini bildin mi? Kendini bildin mi? Kimsin? Kulum. Kimin kulusun? Alemlerin Rabbi olan, yerlerin, göklerin sahibi olan Allah'ın kuluyum. Rabbini tanıdın mı? Ha, tanıdığın Rabbine bundan sonraki adımı kolay atarsın. Rabbini tanıyan bir insanın, Rabbini bilen bir insanın o Rabbe teslim olmaması, kul olmaması, emrine itaat etmemiz aklın kabul edeceği bir şey mi? Rabbini tanıdıkça insanlar kullukta zirveleşiyorlar. Efendimiz ne diyor? İçinizde en çok Allah'tan ben korkarım diyor. Niye? Çünkü içinizde Allah'ı en iyi ben tanıyorum diyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِينَ عُلَمَا Allah'tan en çok alimler korkar diyor Mevla. Niye? Çünkü alimler Allah'ı tanır. E tanıdıkları için de o tanımak Allah'tan korkmayı, ona saygı duymayı, onu her şeyden çok sevmeyi, onun emrine itaati, onu dinlemeyi, ona güvenmeyi, ona teslim olmayı, ona tevekkül etmeyi, ona boyun eğmeyi, tanıdıkça Rabbe kul olman icap eder. Dolayısıyla önce kendini bilecek, tanıyacak, sonra Rabbini bilecek, tanıyacaksın. Rabbi tanıdıkça artık sen, sen olmayacaksın. Yavaş yavaş değişeceksin. Hani adamın biri için anlatılır. Efendim, vaktiyle denir bir memlekette kıtlık olmuş. Öyle kıtlık ki insanlar yani yarına ne bulup yiyeceğiz endişesiyle telaşı korkusu içinde yaşıyorlar. Fakat aynı toplumda yaşayan insanlardan birkaç tanesi var ki onlar çok rahatlar. Demişler onlara bir gün ki ya biz böyle giderse
Açlıktan öleceğiz. Kıtlık var. Piyasada man yok. Yağmur yok. Yarını nasıl çıkartacağız endişesi içerisindeyiz. Sizdeki bu rahatlığın sebebi ne? Cevap. Dediler ki biz falanca köyün ağasının hizmetçileriyiz. Bizim ağamızın tam 9 tane köyü var. Dolayısıyla bizim ağamız zengindir. 9 tane köyü olan bir ağa hizmetçilerini herhalde aç bırakmaz. Onun için rahatız. İçlerinden biri dedi ki ya adamlar 9 tane köyü olan bir ağaya teslim oldular, tevekkül ettiler, güvendiler, inandılar. Artık korkmuyorlar, rahatlar. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a, sözüm ona inandığımızı iddia ediyoruz. Ama yarın ne yiyeceğiz diye korkuyor, endişe ediyoruz. Bir beşerin bir beşere inandığı, güvendiği, tevekkül ettiği kadar alemlerin Rabbine güvenmeyen insanlar oldu değil mi? Zenginin biri sana dese ki korkma bundan sonra bütün maaşın, bütün iaşen, bütün geçimin bana aittir dese onun rahatlığı içerisinde oluruz. Ama yaratan Allah diyor ki وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yarattığım cümle varlıklar sadece insan değil, bütün varlıkların rızkına ben kefilim diyor Allah. Bizim dışımızdaki varlıklar Allah'a teslim oldular, tevekkül ettiler ama biz güvenemiyoruz. Niye? Tanımıyoruz. Tanısak böyle olmayız. Hani yine başka bir adamdan Mevlana anlatıyor, diyor ki adamın biri kendi kendine diyormuş, ya Rabbi diyormuş, sözüm ona ben senin güya kulunum yani. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kuluyum. E sen alemlerin Rabbi sahibisin, ben senin kulunum ama benim sahip olduklarıma bak yani. Güya kendince haşa ve kella Mevla'yı sorguluyor. Bu düşünceler içerisindeyken iki tane aklı meydandan geçiyor ama atları şahane, İngiliz atı de, Arap atı de, ne derse üzerindekilere de böyle bakmaya kıyamazsın. İnsanlar hayran hayran bakıyorlar. Eskiden at vardı, şimdinin son model arabası. Top diyelim ona biz. Yerli ve milli. Millet dedi ki ya siz kimsiniz? Yani biz açlıktan ağzımız kokuyor, atlarınız o biçim, kılık kıyafetiniz o biçim. Dediler ki biz falanca zengini efendim iş yerinde çalışan elemanlar, ameleleriyiz. O tabii bu bizim vatandaş duydu ya bunu. Kendi kendine dedi ki haşa. Ya Rabbi dedi bak ha bunlar dedi senin zengin bir kulunun kapısında hizmetçi, işçi bak adamların altındaki atlara bak, kıyafetlerine bak. Ben de diyor senin kapında kulum. Bir de benim halime bak. Haşa. Tabii zaman sonra eşkıyalar şehre geliyorlar. Bu iki tane atın üzerindeki o son derece gösterişli olan kişiyi alaşağı ediyorlar. Üzerlerinde ne var ne yok alıyorlar. Diyorlar ki siz böyleyseniz sizin ağanız, patronunuz kim bilir ne kadar zengindir. Söyleyin hele. Patronun kasası nerede? Ne kadar mal varlığı var? Altınları, dolarları nerede saklıyor? O bizim iki tane hizmetçi var ya, ağızlarını bıçak açmıyor. Üzerlerinden tabiri caizse geçtiler. Tekme, tokat, kafa, göz. Ne yaptıysalar ağızlarından patronlarının aleyhine en ufak bir cümle çıkmadı. Zaman sonra bu bizimkine katıftan bir nida geldi. Gördün mü bak? Hani az önce ya Rabbi ben senin kulunum, benim halime bak, bir daha bu zengin adamın işçilerinin haline bak diyordun ya, sen o işçilerin patronlarına yaptığı kulluğu bana yap, bak ben sana neler veriyorum bu dünyada. Onlar patronlarının ağzının içine bakıyorlar, sapmıyorlar, bir dediğini iki etmiyorlar, patron da onları dünya hayatında paraya boğuyor. Siz Allah'a öyle kulluk ettiniz de mi karşılığında bir şey göremediniz? Allah'a nasıl kulluk etmek lazım?
Patronun iki dudağı arasına böyle kilitlenmiş. Aman patron beni sevsin, beğensin, kabul etsin, taltif etsin, maaşıma zam, bayramda ikramiye diye patrona yağcılık, ne dersen artık etrafında dört dolanıyoruz ya, şu patronlara yaptığımız kulluğun yarısını Allah'a yapsaydık hem dünyayı kazanır hem ahiret, hem de evliya olur beci kanatlanmıştık ya. Niçin böyleyiz? Dedik ya, önce kendimizi tanıyacağız, sonra bizi yaratan o yüce irade ve kudret sahibini. Ben kendi isteğimle bu aleme gelmedim. Bu dünyaya gelmek benim tercihim değildi. Hiçbirimiz bu dünyaya kendimiz isteyerek gelmedik. Gözümüzü açtık, kendimizi bu alemde gördük. Peki kimin isteğiydi bizim bu alemde insan olarak yaratılmamız? Allah Azze ve Celle'nin iradesi. Bana ait olduğunu söyledim. Hiçbir şey bana ait değil. Ne beden bana ait. Eğer bunlar bize ait olsaydı kimse hasta olmazdı. Öyle mi? Bize ait olsaydı kimse efendim hastaneye, doktora, ilaca, efendim yorgunluğa, tembelliğe, gece uykuya mecbur kalmazdı. Değil mi? Bak belli bir saatten sonra gözler daha dinlemiyor seni. Anlıyorsun ki bak kalp senin iraden dışında atıyor. Kan senin iraden dışında devran ediyor vesaire. Bu dünyada hiçbir şey bize ait değil. Peki bütün bu varlığın sahibi kim? Malikül mülk olan Allah. Allah her şeyin sahibi, sonsuz kudret sahibi ve o diledi seni beni yarattı. Şimdi geliyoruz diğer soruya. Birinci soru kendimizi tanımak. İkinci soru bizi yaratanı tanımak. Üçüncü soru. Alemlerin Rabbi, sonsuz kudret sahibi olan, istediğini yapan, dilediğini yapma gücüne sahip olan Allah beni yarattı. Öyle murad etti. Niye yarattı beni? Kendinize, kendimize bu soruları sorarak Kurban Bayramı günlerinde kurban yaklaşmak dedik ya, sadece hayvan kesmek değil. Ne kadar yakınız neye? Bize kurbanı emredene ve yaratılış gayemize ne kadar yaklaştık, ne kadar uzağındayız yaratılış gayemizin ve Rabbimizin. Niye yaratmıştı Allah bizi? Mevla Teala bizi belli bir vakit bu dünya hayatında bekletiyor. Anne karnından giriş yapıyorsun, mezar kapısından ahirete yola devam ediyorsun. Bu arada kimine 50 sene, kimine 20 sene, kimine 60, farklı ömürler takdir etmiş Mevla. Ama sonuç itibariyle herkese aynı soruları soruyor ve herkes aynı akibete doğru gidiyor. Ne istenmiş bizden? Yaratan Allah bizi niye yaratmış? Murad ilahiyesi neydi? Kur'an'a bakıyoruz. Mevla ne diyor? Ben sizi bana kulluk edesiniz diye. Hadis-i Kutsi'de de buyuruyor ki beni bilin, beni tanıyın diye sizi yarattım. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'a işte bu noktada asıl can alıcı soruyu soruyorlardı. Ya Resulallah, hani iman ettik ya, kabul ettik. Beni sonsuz kudret sahibi olan, istediğini yapabilme iradesine, gücüne sahip olan Allah yarattı. Teslim oldun, kabul ettin mi? Peki benden ne istiyor? Sahabe Efendimiz'e bu soruyu soruyorlardı. Ya Resulallah, ne yapalım ki bizi yaratan razı olsun? Madem hayatın gayesi Allah'ı razı etmek, onun rızasını kazanmak, ne yapalım ki Allah'ı razı edelim? Sormamız gereken soru bu. Bu dünyada cevabını bulmamız gereken ve sürekli zihnimizde meşgul olmamız gereken soru bu. Bu ne KPSS sorusuna benzer, ne ÖYS sorusuna, ne LGS, ne başka sorulara. Allah Azze ve Celle bizi madem bu dünyaya irademizin dışında biz istemeden yarattı, yine o istediği vakitte bu dünyadan gideceğiz ve gittiğimiz yerde de Mevla bizi karşısında sorgulayacak. O zaman hayatın gayesi ne? Benim ne işim var bu alemde? Allah beni niye yarattı? Evler, apartmanlar, hanlar, hamamlar, daireler, dükkanlar, iş yerleri, fabrikalar, sanayiler, bunları
iman edelim, inşa edelim. Dünyayı şöyle çok güzel yaşanacak bir yer yapalım. Hayatın gayesi bu mu? Okuyalım, diplomamız olsun, zengin olalım, paramız olsun, rütbemiz olsun, makamımız olsun. Yani şu kısa hayatın gayesi bu mu? Bunun için mi? Dünyada zevk veren, lezzet veren yemekleri keşfedelim. Gezilecek, görülecek yerleri, eğlenebilecek olduğumuz yerleri bulalım. Hayatın gayesi bu mu yani? Bütün bu sermayeyi, bütün bu varlığı Allah bunun için mi yarattı? El cevap elbette değil. Ne için? Ne için yaratıldıysa o yaratılış gayesinin ne kadar yakınında ve uzağında olduğunu sorgulayacak olduğun gündür kurban günleri. Allah bizi niye yaratmıştı? Bizim şu an durduğumuz yer, yaşantımız, bugüne kadar yaptıklarımız gayeye bizi yaklaştırdı mı yoksa gayeden uzaklaştık mı? Bu soruların cevabını burada bulamayan, aramayan, dert etmeyen vallahi ahirette çok pişman olur. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya, Mevla Teala la ecme'u ala abdi havfeyni ve emneyi. Ben kuluma iki emniyet ve iki korku vermedim diyor Allah. Yani bu dünyada rahat yaşayan ahirette bu rahatı sana aratırım Allah diyor. Bu dünya rahat yaşama yeri değil. Ama dünyada korku içinde yaşayan, endişe içinde yaşayan ahiret hesabı, acaba Allah beni niye yaratmıştı? Onun yaratılış gayesine uygun yaşayabildim mi? Ahiretim ne olacak? Allah benden razı mı? Bu korkuyu taşıyan, sana da ahirette korku yok diyor Mevla. Tercihini yap. İnsanın hayatında bir korku, bir de rahatlık var. Bu korku ya bu dünyada olacak ya ahirette. Bu rahatlık ya bu dünyada olacak ya ahirette. Tercihini yap. Dünyada rahat yaşayıp ahirette rahatsız olmak mı? Yoksa şunun şurasında 50-60 sene hep rahatsız olsan 50-60 sene ya. Bugüne kadar bir elin yağda, bir elin balda bir ömür sürseydi, şöyle geriye dön. Ne kaldı elinde? Hepsi uçup gitti. Ama bugüne kadar hep darda, sıkıntıda, yokluk içinde bir ömür yaşadın, öyle kabul et. Benim 50 senem var geriye bakacağım. 50 sene başımı kaldıracak vaktim olmasaydı, her günüm ayrı bir dert, bir sıkıntı olsaydı, bitti bak, hepsi geride kaldı. 50 sene daha ömrüm olsa sonuç itibariyle hepsi geride kalacak. Ama ileride beni bekleyen bir hakikat var. Bu yaşadıklarımın karşılığı ahirette benim için ya kazanç olacak ya hüsran, kayıp olacak. Onun için Allah Teala bizi niye yarattı? Ha, kendisine kul olalım, rızasını arayalım. Onu razı etmek için yaşayalım. Hayatın gayesi bu. Allah benden razı olsun. Peki Mevla benden razı olması için ne yapmam lazım? Hayatın gayesini anladık ya. Bu gayeye madem ki biliyorsun, Yaradan'ı razı etmek için bu dünyadasın. Bunu bile bile bir insanın Rabbinin rızasını aramamak gibi, onu razı etmek gibi bir derdinin olmaması akıl kârı mıdır? Hem diyeceksin ki bu dünyada varlık sebebim Allah'ın rızasını kazanmak. Niye yaşıyorsun? Allah'ı razı etmek için. Peki Allah nasıl razı olur? Onun rızasını kazanmak için ne yapılır? Bunu dert edinmeyen bir insan gayeye uygun yaşamış olur mu? Bilmek yetmiyor. Herkes biliyor. Sorduğunda herkes Allah var, bir, ben onun kuluyum diyor da mesele bilmek değil. Bildiğin hakikati ne kadar yaşıyorsun? Allah Teala bizden nasıl razı olur? Mevla Teala'nın Kur'an'da razı olması için bizden istedikleri ortada değil mi? Çok teferruata gerek yok. Tek bir şey ya. Allah ne yaparsam benden razı olur. Cevap. Vazgeçersen Allah senden razı olur. Allah senden razı olsun istiyor musun? Bak tek bir şey. Kurban bu hakikati bize öğretiyor da, kurban hayvan boğazlamak, kan akıtmak, etini fakire fukaraya taksim etmek ya da ailece ızgara mangal yapmak,
Kurban elbette zahirde böyle ama bir de bunun hakikati var. Kurban nedir? Kurban sana bir şey öğretecek. Neyi öğretecek? Sana kurbanı emreden Allah Azze ve Celle, onun rızasını aramak, onu memnun etmek, onu razı etmek adına yaptığın bu iş hayatının tamamına bakıldığında Allah için ne var hayatında? Hayatın gayesi Mevla'yı razı etmek ya, hani Allah'ın rızası için de vazgeçmek lazım dedik ya, kurban da bir vazgeçme örneğidir dedik ya, neden vazgeçmek, nasıl vazgeçmek? Konuyu uzatmayalım, misallerle konuşalım. Allah Teala bize kurbanı İbrahim Aleyhisselam üzerinden anlatıyor değil mi? Adem Aleyhisselam'ın çocukları üzerinden. Ama biz İbrahim Aleyhisselam üzerinden gidelim. Kurban nedir? Kurban eşittir kulluk. Kulluk nedir? Vazgeçmektir. Neden vazgeçmek? İbrahim Aleyhisselam gibi vazgeçmek. Neden? Önce malından vazgeçti. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam önce malıyla imtihan etti değil mi? Mal imtihanını geçti mi İbrahim Aleyhisselam? Geçti. Sonra canıyla imtihan etti. Nemrut ateş yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attı. Hikaye değil değil mi bunlar? Gerçek. İbrahim Aleyhisselam canıyla imtihandan, canından vazgeçerek, teslim olarak Cebrail'in bile yardıma geldiği anda Allah ile arama girme. Allah beni yakacaksa sen de kurtaramazsın. Yok yakmayacaksa sana ihtiyacım yok diyecek kadar canından vazgeçti mi İbrahim Aleyhisselam? Babası Azer put ustası, puthaneye put yapan bir adam. Allah ile arasına giren babasını karşısına alıp babasından vazgeçti mi? Şimdi en son evladından vazgeçmekle intihar edildi kurbanda. Mevla ne dedi? Ey İbrahim, evladın aramıza giriyor, ya evladın ya ben. Tercihini yap, birimizden vazgeç. İbrahim Aleyhisselam evladından vazgeçti mi? Allah'ın rızası nasıl kazanılırmış? Allah için yeri geldiğinde malından vazgeçeceğim, yeri geldiğinde ailemden, yeri geldiğinde evladından, yeri geldiğinde canından vazgeçmenin adıdır. Hem kurban, hem kulluk, hem teslimiyet. Oğul İsmail Aleyhisselam kurbanda bizim için örnek ya, o da vazgeçti, o da kazandı. Neden vazgeçti? Bu işin yaşı yok. Onun 8 yaşında, 10 yaşında yaptığı vazgeçişi, teslimiyeti, imanı bugün biz 50 yaşında, 80 yaşında yapabiliyor muyuz? Babası ne dedi ona? Evladım dedi, ben rüyamda seni kurban ettiğimi, kestiğimi gördüm dedi. Ne dersin benim bu rüyama? Ne demek istiyor ona? Rabbim bana seni kesmemi emrediyor. İsmail ne dedi? Ya babacığım dedi, ya ebet if'al ma tümmer. Eğer Allah senden ve benden razı olması için sen benden vazgeçeceksin, ben benden vazgeçeceğim ki Allah bizden razı olsun. O zaman Allah sana neyi emrettiyse yap, seteciduni inşallah mine sabirin. Ben de inşallah sabredeceğim dedi. Neye sabredecek? Canından vazgeçmeye, boynunun kesilmesine. Ben kendimden vazgeçtim. Niye? Yeter ki Allah benden razı olsun. Bunlar hikaye mi? Bize hikaye gibi geliyor. Ama hakikatte bu vazgeçişi, bu teslimiyeti gösterenleri Allah Kur'an'da örnek olarak bize anlatıyor. İsmail Aleyhisselam tabii nihayetinde can ya bu. Babacığım dedi, senden tek bir isteğim var ama hani sen beni şimdi yatıracaksın, boğazlayacaksın. Pazarlık yapmıyor ha. Yani bir senaryo yazıldı. Bu senaryoda benim şimdi yere yatmam, sen de bıçağı boğazıma vuracaksın. Ama sonuç bıçak kesmeyecek. Senaryo baştan belli. Bunu sen biliyorsun. İsmail Aleyhisselam biliyor mu? İbrahim Aleyhisselam bunun bir senaryo olduğunu, bıçağın taşı keseceğini ama İsmail'i kesmeyeceğini biliyorlar mı? Vallahi bilmiyorlar. Pazarlık yapıyor mu? Bıçağı boynunu uzatan İsmail, ya Rab bak ben senin emrini yerine getirdim. Senden babamın bıçağına emret beni kesmesin. Böyle bir pazarlık var mı? Vallahi yok.
bıçağı boynunu uzatırken başını kesecek inancıyla ölüme teslim olaraktan kendinden vazgeçti. Ama bir isteğim var dedi ya baba, ne istiyorsun? Gözlerimi kapat, ellerimi ayaklarımı bağla ki dedi. Çünkü bıçağı boynuma vurduğunda can havliyle belki bıçağı görürüm, korkarım. Boğazını keserken canım yanar, elim ayağım hareket eder, sana engel olurum. Allah'ın rızasını kaybetmekten korkarım, elim ayağımı gözümü bağla. Tamam evladım dedi, gözünü elini ayağını bağladım. Tam bıçağı vuracak, dur dedi baba. Ne oldu evladım? Çöz beni dedi. Gözlerimi de çöz, elim ayağımı da çöz. Niye? Vaz mı geçtin? Korktun mu? Yok dedi, vazgeçtiğimden değil. Düşündüm dedi. Sen bu işi niye yapıyorsun? Allah emrettiği için. Ben niye sana bıçağın altına kurban olarak yatıyorum? Allah emrettiği için. Madem Allah emrettiği için, ben Allah'ın emrine razı değil miyim ki gözlerimi kapatıyorsun, elimi ayağımı bağlıyorsun? Sanki burada Allah'ın emrine bir itiraz, bir rızasızlık, bir isyan korkuyorum. Elimi ayağımı çöz, gözlerim göre göre Rabbimin emrini yap dedi babasına. Nasıl vazgeçiş? Allah emretti ise canından vazgeçmek İsmail Aleyhisselam gibi. Ya anne Hacer'in vazgeçişi? Hani dedik ki Allah bizden nasıl razı olsun? İşte örnek. Allah senden de razı olsun istiyorsan İbrahim gibi vazgeç. İsmail gibi vazgeç. Hacer gibi vazgeç. Şeytan geldi ne dedi? Ya sen nasıl bir kadınsın dedi ya. Sen nasıl bir annesin dedi. Kocanın oğlunu kurban edeceğini biliyor musun? Biliyorum dedi. E kocanın oğlunu keseceğini bile bile nasıl buna göz yumuyor, müsaade ediyorsun dedi ya. Bak şeytan nasıl giriyor? Anne şefkati, anne damarından giriyor Hacer'e. Hacer validemiz ne dedi? Ve ufevvidu emri ilallah. Ya da el emru kulluhu lillah. Biz işleri Allah'a ısmarladık dedi. Hani biz laf olsun diye söylüyoruz ya, hadi Allah'a ısmarladık. Ne ısmarladın Allah'a? Hacer gibi ısmarlayabildik mi? Ben işlerini Allah'a ısmarladım diyor Hacer. Ne demek? Yani kocama bunu emreden Allah, oğlumun kesilmesini emreden Allah, biz işleri Allah'a havale ettik. Yani burada Allah ne derse o olur. Allah'ın dediğine itiraz etmek ne haddime, ne hakkıma dedi. Ben evladımdan, canımdan, kocamdan, vaktiyle kucağında İsmail'iyle onu Mekke'ye bıraktığında kocası İbrahim Aleyhisselam aynı teslimiyeti gösterdi değil mi? Git dedi, eğer sana bunu Allah emrediyorsa ben sensiz de burada yaparım dedi. Çünkü yaratan Allah, mülkün sahibi Allah. Eğer benim burada oğlumla kalmamı istiyorsa Allah bana yeter, git İbrahim dedi kocasına. Ama kucağındaki İsmail'i için Safa Merve arasında su arayan bir Hacer değil mi? Kendi için değil, kundaktaki çocuğu için. Vaktiyle Safa Merve arasında koşturan Hacer, gün geldi kocası o evladının boğazına bıçak dayadığında ne dedi? Biz işleri Allah'a havale ettik. Allah öyle emrediyorsa ben evladımdan vazgeçerim çok oldu. Allah'ın rızası nasıl kazanılırmış? Vazgeçerek. Neden? En çok sevdiklerinden Allah ile arana girebilecek ne varsa sahabenin yaptığı gibi. Sahabenin hayatı bizim için örnek mi? Örnek. Çünkü Mevla Kur'an'da ne diyor? Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Bizim derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak değil mi? İşte önümüzde Allah'ın razı olduğu bir topluluk var. Mevla diyor ki ben onlardan razıyım. Yani sen de Allah senden razı olsun istiyorsan sahabe gibi yap. Çünkü ben onlardan razıyım Allah diyor. Bizim modelimiz, örneğimiz sahabe. Peki onlar nasıl Allah'ı razı ettiler? Onlar da vazgeçerek. Her biri hakkında konuşulacak çok şey var ama şöyle birkaç tanesini nasıl vazgeçtiklerini, hani kurban adanmak dedik ya, Allah için
feda etmek, vazgeçmek dedik ya kurban. Sahabe bakın nasıl kurban kestiler. Ya da sahabenin kurban anlayışı, vazgeçme, feda etme anlayışı ile Rabbin rızasını kazanmaları, bir de bizim kulluğumuzu şöyle herkes kendi nefsinde muhasebesini yapsın. Mus'ab radıyallahu anh, 18 yaşlarında bir delikanlı, Mekke'nin en asil, en soylu, en yakışıklı. Siz şimdi böyle düşünün, hani böyle Twitter'da şu kadar takipçim var, Instagram'da şu kadar izleyicim var, seviniyoruz ya, böyle 3 kişi, 5 kişi daha arttığı zaman, şöhret olmak, herkesin tanıdığı, herkesin hayran olduğu biri olmak. Mus'ab, Mekke'nin idolü tabiri caizse. Herkes Mus'ab gibi olmak. Çünkü o sokağa çıktığında diyor kızlar pencerelerde, sokaklarda. Mekke'nin en yakışıklısı. Zengin mi zengin, soylu mu soylu, yakışıklı mı yakışıklı. Ama bütün bu şöhreti sahip olduğunu vazgeçerek iman ettiği gün elinin tersiyle terk etti. Ne para dedi, ne güzellik, ne şöhret, ne anne, ne baba, ne soy, ne asalet. Annesini karşısına aldı değil mi? Ne dedi annesi ona? Ya servetim dedi, dillere destan zenginliğin, ya da çulsuz bir vaziyette kalan ömrünü devam ettirirsin. Seni mirasından mahrum ederim dedi. Mus'ab radıyallahu anh ne dedi ona? Elinin tersiyle senden gelecek olan hayır sana kalsın, istemiyorum dedi. Uzatmayalım, iman etti. Bak nelerden vazgeçti? Mus'ab olmak için. Aradan 14 asır geçti. Biz hala bugün Mus'ab'ı konuşuyoruz. Niye? Çünkü vazgeçtiği için. Vazgeçebilenler kazandılar. Tarihe isimlerini yazdırdılar. Önce şöhreti, ailesini, sahip olduğu bütün dünyalığı vazgeçti, iman etti. Efendimizin yanında yerini aldı. Yetti mi? Efendimiz Medine'ye muallim gönderecek, Mus'ab'ı gönderdi. Medine'de kapı kapı İslam'ı anlattı. Zamanını, mesaisini fedakarlık ederekten Allah'ın dini için harcadı. Yetmedi, Uhud günü. Efendimiz Aleyhisselam'la Uhud'a çıkarken ne dedi ona? Ya Resulallah senden bir isteğim var dedi. Ne istiyorsun? Mübarek dedi, hırkanı bana verir misin? Efendimizin hırkasını da dost da biliyor, düşman da biliyor. Yani bu hırka peygamberin hırkasıdır diye herkes biliyor mu? Biliyor. Mus'ab Efendimizin hırkasını niye istedi? Çünkü simaen Efendimiz'e de benziyor. Mekke müşriklerinin hedefinde Allah Resulü olduğunu da biliyor. Sırtındaki hırkayı uzaktan müşrikler görürlerse beni peygamber zannederler. Efendimiz'i rahat bırakırlar, hedeflerinde ben olurum. Neden vazgeçti Mus'ab? Canından vazgeçti bak. Efendimiz'e zarar gelmesin, ona gelecek bütün oklar bana gelsin, kendini hedefe koydu. Eline de İslam sancağını aldı değil mi? Müşrikler Mus'ab'ın önce sağ kolunu kestiler. Mus'ab radıyallahu anh önce kolundan vazgeçti. Sonra sol kolunu aldı İslam sancağı, yere düşmesin diye. Ama sol kolunu da kesti müşrikler. Mus'ab sol kolundan da vazgeçti. Sonra yere düşmesin diye boynuyla sancağı zorla tutuyordu. Sonunda boynuna da aldığı darbeyle Mus'ab yere düştü. Ama yere düşen Mus'ab isteseydi sırt üstü yatabilirdi. Yüzü koyun yere yattı Mus'ab. Niçin? Çünkü sırtında peygamber hırkası var ya, onu yüzü koyu yere yattı görenler, peygamber öldü zannederler, Efendimiz'i bırakırlar. Ölürken bile peygamberi kendi canına tercih edecek kadar canından vazgeçen bir Mus'ab. Efendimiz'i, Mus'ab'ı şehit ettiklerinde müşrikler ne dediler? Muhammed'i öldürdük zannettiler. İşe yaradı mı planı? Yaradı. Efendimiz'i şehit ettiler zannederek çığlık kopartıyor müşrikler. Sahabe bir an durumu fark edemedi. Gerçekten Allah Resulü şehit oldu zannederek kimi oturdu çömeldi. Ya bu saatten sonra neyin kavgasını vereceğiz? Neyin mücadelesi? Kimi Medine yoluna dönüş istikametinde içlerinden bir tanesi böyle şaşırdı bakıyor sahabeye. Ne bu haliniz?
Dediler senin haberin yok mu? Ne oldu? Allah Resulü şehit oldu dedi. O şehit olduktan sonra dedi ne yapalım? Niye savaşalım? Enes bin Nadir ayağa kalktı. Madem Muhammed şehit oldu, onun öldüğü davada siz niye duruyorsunuz dedi. Siz yaşayıp ne yapacaksınız? Siz de ölsenize dedi. Madem peygamber öldü, o öldüyse siz niye yaşıyorsunuz? Niye hala hayattasınız? Vazgeçmeyi anlayabiliyor muyuz? Bak sahabe nasıl vazgeçtiler? Peki onlar vazgeçtiler de ne kaybettiler? Musab canını ortaya koydu. Mu'te'ye giderken Efendimiz Medine'den sahabeyi yolcu ediyor değil mi? Ne dedi? 3000 kişilik İslam ordusu 250 bin kişilik Bizans ordusuna karşı. Hikaye geliyor bize değil mi? Konuşması çok rahat burada. Mu'te'de sahabe 3000 kişiydi. Başlarında Zeyd bin Harise vardı. Tam oturduğunuz yerde ne kadar rahat dinliyorsunuz. Ama o Mu'te'ye çıkan sahabe için bu kadar rahat değildi imtihan. Allah Resulü dedi onlara ki başınızda kumandan Zeyd bin Harise, İslam sancağı onun elinde olacak dedi. Devam etti ama. Eğer sancak Zeyd'in elinden düşerse yerine Cafer bin Ebi Talip geçecek dedi. Ne demek istiyor Efendimiz? Yani Zeyd sancağı düşürecek, şehit olacak. Ondan sonra da sancak Cafer'in eline geçecek. Devam ediyor Efendimiz. Cafer'in de elinden sancak düşerse, yani düşecek. Peygamber وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى kendi karnından konuşmaz Allah diyor. Vahiy ile konuşuyor. Olacağı biliyor mu? Ne diyor? Yani ey Zeyd bu seferin geriye dönüşü yok. Şehitliğe gidiyorsun diyor. Aynı şeyi Cafer'e söylüyor. Cafer'den sonra Abdullah bin Revaha sancağı o alsın diyor. Abdullah'dan sonra aranızda birini seçersiniz diyor. Ama 3 kişi garanti bunlar şehit olacak. Aynen dediği gibi Mu'te'de Zeyd şehit oldu mu? Oldu. Allah Resulü Medine'de sahabeyle anlatıyor. Naklen savaş Mu'te'de yapılırken Efendimiz Medine'de mescitte sahabeye anlatıyor. Şu an diyor sahabe Bizans'a karşı hücuma geçti. Sancak Zeyd'in elinde, Zeyd şehit oldu. Zeyd'in elinden sancağı Cafer bin Ebi Talib aldı. Cafer sağ elini kaybetti. O da vazgeçti sağ elinden. Sonra sol elini kaybetti. İki elinden vazgeçti Cafer. Allah Resulü anlatıyor bak Medine'de. Ama Efendimiz devamında tebessümle buyurdu ki iki elinden sonra Cafer şehit olacak. Ama Allah Resulü Cafer bin Ebi Talib'e bundan sonra Cafer'i tayyar diyecek. Tayyar ne demek? Kuş demek. Kanatlanmış. İki elini feda eden, iki elinden vazgeçen Cafer'e Allah yerine cennette iki kanat verdi diyor Efendimiz. Yani siz Allah için neden vazgeçtiniz de daha iyisini Allah size vermedi? Cafer elinden vazgeçti, Allah ona iki kanat verdi cennette. Mus'ab canından vazgeçti, Allah ona cennetin en güzel köşklerini. Yani Allah için vazgeçenler, Mevla ayette ne diyor? Ricalu minel mü'minin, müminlerden öyle adamlar var ki diyor, ya Allah diyor düşün. Hani böyle mesela haşa ve kella, size sorsalar deseler ki ya bu hocayı nasıl bilirsiniz? Hani ben de burada duyuyor olsam da öyle birisi dese ki ya hoca adamdır ha. Hem de adamın dibidir ahmiyane ifadeyle. Ben böyle koltuklarım herhalde kaftana kadar kalkar. Benim için siz adam diyorsunuz. Allah adam diyor adam. Müminlerden öyle adamlar var ki. Kimdir onlar? Onlar ki diyor Mevla Teala. Kimisi Allah yolunda canlarından vazgeçtiler. Canlarını feda ettiler ama onlardan bazıları var ki diyor hala sıralarını bekliyor. Yani vazgeçenler sadece Mus'ablar, Caferler, İbrahimler, İsmailler değil. Bak Mevla diyor ki وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِرْ birileri sıralarını savdılar ama hala sırasını bekleyenler var.
öyle adamlar var ki, öyle adanmışlar var ki, öyle Allah için vazgeçecek olanlar var ki, aynı sahabenin yaptığı gibi size de içimizden öyle adamlar var ki Allah için yeri geldiğinde malından vazgeçecek. Yeri geldiğinde ailesinden, yeri geldiğinde evladından, yeri geldiğinde maaşından, işinden, görevinden. Allah'ın rızası ile yaptığı iş çatışıyorsa, ben Rabbimin rızası için 50 bin liralık da maaş alsam, Allah bu işte benden razı değilse, ben Rabbimin rızasını hiçbir şeye değişmem diyecek. Böyle bekleyenler, vazgeçenler, adanmışlar var mı? Hala bugün de var ya. Konuşacak çok mevzu var ama bir tanesini söyleyerek müsaadenizle namaza kalkalım. Yeni Müslüman olan Çinli biri, Umre'ye gidiyorlar, uzatmayalım, kısadan söyleyeyim. Otelden çıktı, Kabe'ye giderken yanındaki tercüman aracılığıyla daha bir haftalık yeni Müslüman. Dedi ki ya ben Çin'de fabrikaları olan bir adamdım, zengindim dedi. Acaba benim ürettiklerim de bu piyasada, bu marketlerde, otellerin altında, alışveriş merkezlerinde satılıyor mu? Yanındaki dedi ona ne iş yapardı? İçki fabrikam vardı dedi. Abu, yeni Müslüman olmuş Çinli, ne diyeceğim? İçki fabrikaları olan bir adamım ben dedi. Yani hani bizim markaları da burada Mekke'de görebilir miyim? Yanındaki zoraki dedi ona ki hani yeni Müslüman adamın içki fabrikası var. Korktu ki ya böyle bir din olur mu? Ben içki fabrikası olan bir adamım, girdiğim din yaptığım işi bana yasaklıyor. Dedik sıkılarak ki kusura bakma ama dedi İslam'a göre içki haram. Nasıl yani dedi. Şimdi benim iman ettiğim Allah yaptığım bu işten razı değil mi? Değil dedi. Bana derhal dedi telefon kulübesi, telefon açabilecek olduğum bir yer. Hayırdır ama bir telefon kulübesine. Ben yanında Çince anlıyorum dedi. Kardeşini arıyor Çin'de. Diyor ona ki derhal fabrikayı kapat. Deli misin diyor ona. Manyak mısın nesin? Fabrikanın sahibi ben değil miyim diyor ona. Evet. Derhal fabrikayı kapatacaksın. İman ettiğim Allah bana bu işi haram kıldıysa bu fabrika bundan sonra kapanacaktır. İman nasıl bir şeymiş? Allah'ın rızasını kazanmak nasıl bir şeymiş? Vazgeçeceğin vaz. Neden? Allah neyi vazgeç demişse onda. Allah ile arana giren her şeyi Allah için feda etmenin adıdır kurban. Allah bu anlayışta kurban kesenlerden eylesin diyelim. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.